Öncelikle sizlere Saha İstanbul'a teşekkür ederiz. Arsan 1957'de kurulmuş bir firmadır. Hizmet alan üzerinde faaliyetine devam etmekte. Yaklaşık 350 personelimiz var. Bu personelin 40 tanesi idari personel olarak görev almaktadır. %70 oranında ihracat yapıyoruz. İhracat oranımızın içerisinde %50 Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, diğer uzak doğu, yakın doğu olarak ihracatımız devam etmektedir. Neler yapıyoruz Arsan olarak? Önce devam etmekteyiz. Farklı tipte polimerlerle 40 şor'dan 90 şora sertlik arasında reçete çeşitli üretim tesisimiz var. Karışım üretim tesisimiz var. Bunun yıllık kapasitesi 12 bin ton civarındadır. Sertifikalı ürünler geliştirebiliyoruz. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, şartnameler doğrultusunda, final segment çontaları, boru ve fittingler gibi ürün gamlarımız da mevcut. Bu ürün gamlarının haricinde de çeşitli kauçuk profiller üretebiliyoruz. Bunları ilerleyen slaytlarda göstereceğim sizlere. Bu profiller genellikle inşaat, denizcilik olan. Bunun haricinde savunma sanayisiyle ilgili de şöyle söyleyebilirim. Bunu burada yazmadım. Roketsan'la ilgili bir projede şu anda hali hazırda yeni yerleşirim. Daha önce yaptığımız bir üründü. Aynen yenisini yapıyoruz şu anda. Dediğim gibi bir Ar-Ge bir görüntüsü var. Yapay testleri gerçekleştirebiliyoruz. Burada yırtılmasına, metale yapışma, statik ve dinamik modülüs ve damping testleri, sızdırmazlık gibi testleri kendi bünyemizde yapabiliyoruz. Hali hazırda Türkiye'deki bu şekilde Avrupa içerisinde de iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim. Burada sertifikalarımız var. ISO 9001, 14001 ve 27001 bilgi yönetim sistemi sertifikalarımız mevcut. Yeni yerleşkeyle beraber belgelendirmeyi de sertifikayı da almayı arzu ediyoruz. Olduğu gibi Kiva'dan, NSF'den sertifikalarımız mevcut. İçme suyuna uygunluk sertifikalarımız mevcut. Burada mesnetler, CE sertifikasyonu mevcuttur. Dediğim gibi bizim ürün gruplarımız ikiye ayrılıyor. Yapı ürünleri ve boru ürünleri olarak düşünebilirsiniz. Yapı ürünlerinde biliyorsunuz Türkiye üretiminde, dizayn edilmesinde bünyemizdeki deprem mühendislerimiz, inşaat mühendislerimiz son derece aktif rol almaktadır. Hastanelerde, binalarda bu sismik izolatörler son derece önem arz etmektedir. Kolon sayısı olsun, taşıyacağı yük olsun, dizaynları tamamıyla kendi bünyemizdeki mühendisler tarafından ürünler portföyümüzde mevcuttur. Sızdırmazlık ekipmanı sağlıyoruz, contalarını sağlıyoruz. CTP tarzı cam evlat takviyeli, boru, koruge borular yapabiliyoruz. Bu 2019 yılında tam kapasiteyle üretim yaptığımız tesisimizden birkaç ekstrüzyon hatlarımız, talaşlı imalat hatlarımız, preshanemiz, ve full otomatik çalışan karışım tesisimiz, dozajlamasına ait olan resimler, karışımları kendi bünyemizde yapıyoruz ve nihayetinde projede istenilen ölçülerde, istenilen niteliklerde nihai ürünü müşterimize sunuyoruz. Bu üretimi gerçekleştirirken tesis içerisinde 3 ana sorun. İki hattımız mevcut. Yaklaşık en baştaki slaytta da söylediğim gibi yıllık 12 bin tonluk bir karışım üretme kapasitemiz var. Yaklaşık 7 bin ton kapasitesi olan bir hattır. Full entegredir. Bütün makinelerin kendi geriye dönük olarak yani ham maddenin girişinden çıkan ürüne kadar olan tüm süreçleri ERP sistemi üzerinden takip edebiliyoruz. Yani bundan 3 sene önceki, 5 sene önceki, 10 sene önceki talep etmiş olduğumuz bir malzeme içerisinde hangi ürün girdi, ne zaman girdi, ne zaman aldı. Diyemle de çalışsak son dönemde WAMAC ve CP gibi özel polimerlerle de çalışabiliriz. Bu tamamıyla dediğim gibi müşterinin talebine, isteğine, arzusuna, şartnamesine göre dizayn edilebiliyor. Talaşlı imalat kısmımızdan birkaç tane görüntü bu slaytımızda göreceksiniz. Tüm kalıpları dediğimiz gibi kendi bünyemizde yapıyoruz. 4 tane ana makinemiz var. Bu ana makinemizden 2 tanesi 3 eksenli oluyor. Bir tanesinde 10 tonluk bir metal işleme kabiliyetimiz varken diğerinde de 5 ton. Diğer tarafta da
Dik tornalarımız var. Bunlar iki eksenli. Bunlar ana makinelerimiz olarak geçmekte. Ama dediğim gibi konvansiyonel makinelerimiz de tabii ki mevcut. Ekstrüzyon hatlarımız burada çeşitli kalıplarda, Talaşlı İmalat'ın üretmiş olduğu ölçülerde, milimetrik ölçülerde, onda birlik, onda ikilik, binde birlik aylarda ki ölçülerde üretim yapabiliyoruz. En büyük 500 milimetre olacak şekilde üretimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Dediğim gibi 5 tane ekstrüzyon hattımız var. Bunlardan 3 tanesi 90'lık tabir ettiğimiz bir COEX makinemiz. Bir tane 120'lik, bir tane de 150'lik makinemiz var. Yıllık 12 bin ton karışım tesisinden gelen üretimin 5 bin tonunu yaklaşık ekstrüzyon hatlarını tüketiyoruz. Nihai ürüne çeviriyoruz. Akabinde mesletler, sismik izolatörler gibi ürünlerin üretildiği kompresyon presler mevcut. Yaklaşık 32 adet presimiz var. Bunların en büyüğü de 2000 tonluk bir pres. 2250'ye 2500 plaka tablo ölçülerinde. Kendi bünyemizde boyamasını, fosfatlamasını yapabiliyoruz. Çift kat, tek kat nasıl arzu edilirse. Ondan sonra nihai ürüne, kompresyon preslerden nihai ürünü alabiliyoruz. Enjeksiyon ürünler genellikle fabrikamızda 6 adet enjeksiyon presimiz mevcut. Buraya 3 tanesini yazdım çünkü 3 tanesini full aktif kapasitede çalıştırıyoruz. Bir tanesi 600-800 tablolar, 400 tonluk hidrolik baskı. Bir tanesi de 800-800 tablolar, 600 tonluk. Adetli ürünlerde bu enjeksiyon preslerini üretim yapmak bizim için daha verimli oluyor. Enjeksiyon ekleme preslerimizde 6 adet var. Bu şöyle değerlendirebilirsiniz, iki süreç ayrı. Ekstrüzyondan gelen sonsuz ürünleri eklemek için enjeksiyon ekleme preslerini kullanıyoruz. Buradaki enjeksiyon preslerde tamamen nihai ürün, adetli nihai ürünlerin üretildiği kısım. Benim sunum bu kadar. Kısaca değinmek istediğim şeyler, noktalar bunlar da açıkçası. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.